Esselamu Aleyküm Sayın Takipçilerim. Allah'ın selamı hepimizin üzerinde olsun inşallah. Sayın Takipçilerim, bugün sizlere dövme yapacağım. Diğer adı keşkek ama biz aşur diyoruz. Burada 2,5 klasik bardaktan 200 milimlik dövme budayım var. Bunu güzelce yıkadım 4-5 defa ta ki nişastası kalmayana kadar. Haşlanmış bir bardak nohut, 3 orta boy soğan, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı da kimyon, kuzunun gerdanı kullanacağım. Çok lezzetli olur. Onu ayırmıştım aşur için. Şimdi böyle bu gerdanı kemikli tencereme böyle koyacağım. Bu arkadaşlar biraz geç pişer. O yüzden bunu önce biraz pişireceğim. Ondan sonra diğer işlemlere geçeceğim. Şimdi suyumu ekliyorum arkadaşlar. Böyle 1, 2, 8, 9 ve 10. Böyle 2 litre su koymuş oldum. Hiç tuz da koymayacağım arkadaşlar. Etimiz daha kolay pişmesi için. Şöyle. Ve pişmeye bırakıyorum. Bu şekilde görüşürüz inşallah. Şimdi etimize bakalım pişmiş mi? Tam 1 saat bunu kaynattım. Size demiştim buzluğa pişiyor çünkü. Böyle. Şimdi bunun etini ayıklayacağım. Şöyle birazcık su ekleyeyim. Şimdi arkadaşlar böyle biraz su kalmış. Tabii ki biraz daha ekleyeceğim üstüne. Şimdi 2,5 bardak dövme buğdayımı size göstermiştim, yıkadım güzelce. Şimdi ekliyorum böyle. 1 bardak nohut kaynamış, haşlanmış nohut, 3 orta boy soğan, iri iri doğruyum, içine koyuyorum. Soğan lezzetli yapıyor. 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı tuz. Arkadaşlar bizim Hatay başbiberimiz. Benim çocuklarım acı yemiyor. Bunların iyice ısladım. Isladıktan sonra bunların damarlarını iyice çıkarttım. Acı olmasın diye. Başbiberimiz olmazsa olmazı bunun. Şimdi etler soğusun, bunları ayıklayacağım. Şimdi etimizi ayıkladık böyle. Tencereme boşaltıyorum. Bir çay kaşığı da karabiber koydum. 1,5 tatlı kaşığı tuz koydum. 2 litre su. Şimdi artı 2 bardak su koydum. Üstünü kapatıp ocağa koyacağım. Sayın takipçilerim, şimdi aşuramıza bakalım. Aşuramız pişmiş böyle. Şimdi aşuramızı döveceğiz. Dövebildiğimiz kadar döveceğiz. Böyle. Şöyle bir adet dövme dokmağımız var. Şimdi bunu böyle şöyle arkadaşlar bununla şöyle önüme yaklaştırmak zorundayım. Kaymasın diye. Sayın takipçilerim, bunu daha ki üzleşene kadar bunu böyle dövmeye devam edeceğiz. 150 gram tereyağı kullanacağım. Çünkü yağ hiç koymadım. Şimdi altını kapatıyorum. Arkadaşlar, bu kaynattığım tereyağından da biraz ekleyeyim. Çünkü yağ hiç koymadık. Şimdi dövmemiz hazır.
Şimdi sayın takipçilerim, bu kalan yağın üstüne şöyle bir çay kaşığı kimyon, iki çay kaşığı pul biber, evet, sayın takipçilerim, şimdi aşuremiz hazır. Şimdi servis yapıyorum. Böyle. Arkadaşlar, şimdi yaptığım kimyon, pul biber üstüne gezdiriyorum. Sayın takipçilerim, dövmemiz hazır. Yiyenlere afiyet olsun. Çok güzel oldu gerçekten arkadaşlar. Dana etinden de güzel olur isterseniz. Koyun etinden de yaparsınız ama koyunun gerdanından çok çok güzel oluyor. Yiyenlere afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.